Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Steam'de oynaması ücretsiz olan bir oyun. Rocket League tarzı, biraz daha farklısı diyebilirim. Madball oynayacağız sizlerle, yani kızgın top. Rocket League'i biliyorsunuz, bir stadyum var. Stadyumda arabalarla bir topa vuruyoruz ve gol atmaya çalışıyoruz. Aynı mantık ama arabalarımız yok, robotlarımız var. Robotlarla oynayacağız zannediyorum. Ben şu anda 3 çeşit gördüm ama başka robotlar da olabilir belki. Bu robotlarla birlikte... Şimdi bakın şuradan in queue, şu anda sıradayız. Bu arada açıklama kısmının en üstüne her zaman olduğu gibi Steam linkini bırakıyorum ki kolay bulabilin arkadaşlar. Steam'de aratırsanız Madball diye zaten karşınıza çıkacak. Tamamen ücretsiz. Alıp güvenle oynayabilirsiniz ücretsiz şekilde. Teke tek duello var. Onun sırasında değilim şu anda. 2-2 ve 3-3 maçlar gözüküyor. 3-3'ü seçtim. Maç 3 dakika içinde, şu anda 2.56, 2.55 geri sayım var. Çok hızlı gelmiyor sıralar. Yaklaşık 3.5-4 dakikada geliyor. Bir el oynadım. Oyuna baktım en azından, tuşlara bakayım diye. Bir bakacağız size. Hızlıca bir ilk izlenim yapacağız Madball'a. Ben Rocket League'i uzun süre oynadım. Hem PlayStation'da hem PC'de uzun süre oynadım. Şimdi onun da yeni sezonu geldi aslında. Bir Rocket League'in yeni sezonuna da bakmak lazım. Ama Madball'u zaten geçen ay çıkmış. Bir ay olmuş çıkalı. İlk defa oynuyor olacağım. Sizlerle birlikte sizi bekletmeyeyim. Ben şurayı keserim. Bir ilk izlenim yapalım. Hadi gelin. Maçı buldu. Şu anda başlıyor. Bu arada 1 dakikada falan buldu yani. Çok da bekletmedi sonuna kadar. Dediğim gibi arkadaşlar 3-3. İşte bizim takımımız şu anda maviler. Ben şu robotum. Takım değiştirebiliyormuşum. Makine değiştirebiliyormuşum. Bakın 1, 2, 3. Hepsinin farklı özellikleri var. Stamina, Strength, Speed eşit olan var. Bunun range'i yüksekmiş mesela. Ben şu eşit olanı seçmek istiyorum. Tamam, böyleyim. Ready dedim. Ready'yi de verdim. Ready verenler yeşil oldu zaten. Şu kardeş versin ready'sini. Crash Bot, The Bot. Botlara karşı mı oynuyorum? Bu da biri. Botlar değildir herhalde bunlar ya. Botlara karşı mı oynuyoruz? Neyse, bilemedim. İşte bu şekilde arkadaşlar. Stadyumumuz bu. WASD'de böyle koşuyoruz. Mouse'un sol kliği böyle vuruyor. Sağ kliği böyle vuruyor. Space ile atlayabiliyoruz, uçabiliyoruz. Altta stamina barımız var. Uçtukça azalıyor normalde. Tek farkı Rocket League'e göre şöyle bir vurmaya çalışayım. Shift ile daha hızlı gidiyoruz. Stamina barım azalıyor, görüyor musunuz bilmiyorum. Kalelerde kalkanlar var arkadaşlar. Bakın bu kalkanlar, top bunları geçemiyor. Eğer normal hızında giderse top geçemiyor. Ama vurduğumuz zaman top böyle bir daha parlak bir hale geliyor. Göstereceğim şimdi size. Şöyle bir vurabilirsem. Vurmak da zor yani. Şu tabağı vurabilirsem. Hadi oğlum. Vurunca şu an olmadı. Daha... Aa, bu nasıl kalkan açtı? Aa, C'ye basacak kalkan açıyoruz. Ne işe yarıyor kalkan? Vurur muyum be? Biz Rocket League'den alışkınız bunlara. Vurdum. Bakın gol olmadı. Neden olmadı? Çünkü vurduğu zaman şu şekilde hızlı gidiyor olması lazım. Şöyle hızlı giderse gol oluyor. Yani ben şu anda deneyeceğim onu. Aslında hızlı gidiyor şu anda. Gol olur mu? Olmadı. Olmadı. Gol olmadığı için de kaleye çarptırıp sektirebiliyorlar. Yeterince hızlı vurmam lazım. Ben biraz müziği kıstım. Normalde buralarda biraz müzik de var arkadaşlar. Şöyle sağ klikle bir tane vuralım. Vuramadık. Atlasak. Hadi be. Savunuyorum şu an ya. Bir de kaleciye mi ihtiyacımız var? Bizim kalecimiz var mı? Kaledeyken böyle kalkan mı yapacağız acaba? Dediğim gibi arkadaşlar, benden şu anda mükemmel bir performans beklemeyin. Bu arada ben klavye mouse oynuyorum ama bunu gamepad ile oynamak tabii ki aynı Rocket League'de olduğu gibi daha keyifli ve daha eğlenceli olacaktır. Daha efektif olacaktır diye düşünüyorum. Of, yedik galiba ya. Şimdi birazcık konsantre, hadi. O topu alırsam ben giderim. O topu alırsam ben giderim. Atladım. Vurduk. Bir daha vurduk. Tamamlasın biri. Ama kimse yok abi ya. Biriyle anlaşamıyoruz da kimseyle. Hit the ball. Tamam. Biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Abi çok tehlikeli geliyor top şu anda. Vurdum. Kurtardım ya. En azından golü önledik. Hah. Çok iyi vurdum. Gayet hızlı gidiyor. Yetişiyorum. Hadi oğlum. İyi vur. Gol olsun. İyi vurdu. Hadi be. Ah be, şu girseydi ne güzel olurdu ya. Bu arada ilk oynadığım oyunda, sizlere video kaydına başlamadan önce bakmak için girdiğim oyunda böyle 1 dakikada 3 gol falan attım. Çok komikti. Yani şansı olduğunu biliyordum. Şu anda olmuyor zaten, görüyorsunuz. Hadi be. Birbirimize saldırabiliyor muyuz? Öyle bir kafa var. Eyvah. Dikkat. Karşılasın onu biri.
kaleye gidiyorum. Kaleyi savunacağım. Şuradan kaleyi savunacağım. Oğlum biz Rocket League'den bunlar alışkınız ya. Savunmalara, mamamalara. Bak bak çok iyi gidiyorum şu anda. Hadi be. Fena değilim. İyi vurdum. Ama kimse yok içeride. İşte burada bizi içeride biri bekliyor olması lazım. Bizim ekipten birileri lazım bu oyuna. Ama açık konuşayım. Yani iyi vurdum. Rocket League kadar keyifli olmadığını söylemeliyim. Mükemmel vurdum. Ya 90'dan döndü. Direkte patladı. Aa kendi kalesine vurdu ve gol. Golü bana yazdı. Ama kendi kalesine attı aslında. Her neyse skor bizde. Bakalım. Taba basılıp tarak bakıyorum. Maç puanım 45. Bir golüm var. Asistim yok. Buradan da görebiliyoruz kim ne yapmış. Abi ah yiyorduk ama. Geldim. Ben de o. İyi vurdum. Kafa da atabilirim topa. Yetişir miyim? Stamina dibine kadar harcadım. Bazı karakterlerin çok iyi vurdu. Hadi be. Bazı karakterlerin staminası falan daha yüksek. Abi çok iyi be. Hadi karşıladı ya. O mesela staminası yüksek karakter bir avantaj ama hani bazısında vuruş gücü falan yüksek. Bunları aslında iyi öğrendikten sonra aman abi kendi kaleni atıyorsun ya. Şeye göre karar vermek lazım. Hani ekipçe herkes bir karakter alıp ona göre pozisyon alarak oynamamız daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Vallahi vurdum. Alırsam götürürüm. Alamadım. İyi vurdun. Ben tamamlarım onu belki. Hadi be. Ama o şekilde gol oluyor mu? Kafa atıp gol oluyor mu mesela? Olmuyor bence. İlla sopamızla vurmamız lazım. Mı acaba? Tamamen sallıyorum. Şu anda biliyormuş gibi konuştuğuma bakmayın. Ama iyi vuruyorum. Vallahi bazı vuruşları iyi yapıyorum yani. İçeri... Evet. Hazırım. Yapıştıracağım ona. Vurdum. Hadi be. Ah be. Abi vuruyorum aslında. Niye? Basit tutunca daha güçlü vuruyor. Tamam kabul. Al. Of. Seksin ya. Seksin. Al. Tamamlayacağım. Ah. 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 1-0 öndeyiz. Galibiyet mi geliyor? Aman dikkat çocuklar, dikkat çocuklar. İyi bir orta geldi, içeride kimse yok. Uzatma dakikalar oynanıyor. Vurdu ve saymayacak ama zaten girmedi. Kazandık. Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir golle kazanmış olduk. Bu arada botlarla oynadık ya. Yani birilerine karşı oynamadım aslında. Sıra mıra bekledik ama botlara karşı oynadık. Level'ımız var. Oynadıkça level atlıyoruz anladığım kadarıyla. Rewards kısmında bir şey var mı bakalım. Bir çıkalım. Bir menüdeki size karakterleri göstereyim. Robotları göstereyim. Custom match. Alıştırma alanı var. Sıraya girdik. Demin buradan girdim zaten sıraya. 2'ye 2, 3'ye 3. Buradan sıraya girmiştim. Special Games kısmında ne var bilmiyorum. Shootout diye bir şey var mesela. Bakalım Shootout neymiş. Özel oyunlar kısmında Shootout diye bir seçenek buldum. Bu normal maç değil herhalde. Farklı bir şey mi acaba? Ready diyorum. Hızlıca girelim bakalım neymiş. Score in red goal. Balls fly out before timer runs out. Ha zamana karşı mı? Topu böyle sallıyor. Böyle vuruyoruz. Ha zaman bitmeden anladım. Bu challenge gibi bir şey arkadaşlar. Al. O daha ne kadar hızlı vuracağım ki? Yukarıda bir zaman var. O zaman bitmeden görevleri tek tek tamamlamaya çalışıyoruz. Yani topu yolluyor. Yukarıda kırmızı zaman başlıyor. Bu böyle challenge gibi yapmışlar. Böyle sektirdik. Hazırım. Al. Abi daha ne kadar hızlı vuracağım? He. At. Böyle speed ile vurursak daha iyi olacak herhalde. He. Deneyeceğim. Onu denemek istiyorum. Top geldi mi? Dur. Evet anladım tamam. Shift'e basarak hızlanarak patlatırsak topa. Bunu mesela yapalım. Böyle oldu. Olmadı. Böyle vurursak oluyormuş. Damage activated. Damage hasar aktive edildi falan filan. Bir şeyler oluyor yani bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir oyun. Ben şimdi çıkıyorum buradan. Şu şeylere de bakalım. Robotlara da bakalım. Bu bir challenge'mış. Special Games'teki o challenge yapabilirsiniz. Locker kısmında. Ha bak heavy medium light. Ha, bir dakika. Ağır robotlar var. Ha, hepsi aynı bunların. Pardon. Hafif, orta ve ağır diye 3 robotumuz var. Onları bize burada gösteriyor.
Bunların hepsinin özelliklerinin farklı olduğunu zaten görmüştünüz. Arkadaşlar Steam'de ücretsiz. Bir indirin bakın derim. Yani geliştirilir mi oyun? Daha bir ay olmuş çıkalı. Birazcık güncellemeye ihtiyacı olabilir. En azından şu maç bulmaları hızlandırırlar. Niye botlarla eşleştim mesela bilmiyorum. Başka rakiplere karşı, başka oyunculara karşı oynamak isterdim. Turnuva varmış sol altta. Şu anda da belki benim arkamda kaldığı için görmüyor olabilirsiniz. 10 Nisan yani ben bu videoyu çekerken bugün 2-2 para ödülleri olan Battlefy üzerinden katılabileceğimiz turnuva olduğunu söylüyor. 2-2 turnuva mesela. Bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu araştırmak lazım. Madball'a baktık sizlerle birlikte. Bir ilk izlenim yaptık. Steam linki açıklama kısmının en üstünde. Oradan ücretsiz şekilde oyunu edinip kütüphanenize ekleyip istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Rocket League tarzı robotlarla oynadığımız, elimizi sopalarla vurduğumuz bir oyun Madball. Bir ilk izlenim yapmak istedim. Ücretsiz oyunları tanıtmaya devam edeceğiz biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sonraki ücretsiz oyunda görüşmek üzere diyelim. Sevgiler, sağlıcakla kalın.